arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracaksanız ben bugün iyi değilim dostlar. Niye, onu açıklayayım. Biliyorsunuz bu horozumuzu çekilişte sizlere sahiplendirecektik. Hala sahiplendireceğiz. Ama çok saçma yorumlar aldım. Bu beni üzdü. Yani bu çekiliş videosunu izlemek bu kadar zor olmaması lazım. Dostlar, size bedava horoz sahiplendiriyoruz. Yani şu videonun 10 dakikasını izlemek size, ya daha doğrusu izlemeyenlere, izleyenlere tenzih ederek söylüyorum. Çok mu zor anlamadım. Üstüne basa basa açıklamalarda da yazıyorum. Bakın dostlar, kuralları iyi okuyun. İyi anlayın. Açıklamada yazdım, okuyun dedim. Videoda da izleyin. Yani bu kadar basit. YouTube algoritmasına bakıyorum. 10 dakikalık video 59 saniye izlenmiş dostlar. Ya biz bedavaya öyle bir alışmışız ki. Aa, çekiliş var, tamam katıldım. Dostlar bu kadar basit değil. Ya bunun kuralları var. Her çekiliş videosunun bir kuralları var. Ve bizim çekiliş kurallarımız o kadar basit ki. 1. Abone olacaksın. 2. Bu videoyu, çekiliş videosunu Facebook'ta paylaşacaksın. 3. Abone olduğunun ve Facebook'ta paylaştığının kanıtı olarak bir ekran görüntüsünü Messenger'dan tarafıma göndereceksin. Sana isim, sana numara vereceğim ve yorumun altına katıldım yazacaksınız. Ya bu kadar basit ya. Adam videoyu izlemeden alta katıldım yazıyor. Ya şimdi örnek veriyorum, 100 kişi katıldım yazdı. Ben tek tek size, yani bunu paylaşamam ki, yazamam ki dostum. İşte Messenger'dan paylaş, Facebook'tan paylaş, bunun ekran fotoğrafını bana gönder diye hepinize yazamam ki dostlar. Biliyorum, yani bu çekiliş videosu olduktan sonra linç yiyeceğimden eminim. Ve bu benim son çekiliş videom. Sadece ben kendime ait kemik kitleme hayvan sahiplendireceğim. Çünkü ya çok hak etmediğimiz yorumlar aldık. Adam ses kaydı atıyor ya, beni tehdit ediyor. Neymiş efendim? Şimdi isim vereceğim ama olmaz. Benle yaşıt bir adam. Sen sahtekarsın, abone olmak istiyorsun, yok 40 takla açtırıyorsun. Kardeşim, ben gönlümden kopmuş, sana horoz sahiplendiriyorum. Yani bu çok mu zor? Facebook'ta paylaşman, Messenger'dan benden numara istemen, abone olmak çok mu zor? Bana zaten günde 2-3 tane, 3-5 tane, her neyse, bazen 10 tane abone geliyor. Zaten bu çekiliş videosu da fazla kişi olmayacak. En fazla benim tahminim 40 kişi, 50 kişi olacak. Hemen sebebini söyleyeyim. Çünkü YouTube bizim çekiliş videomuzu başka insanların hedef kitlesine, yani istediğimiz hedef kitleye ulaşmamızı sağlamıyor. Bunun sebebi ne? Sen videoyu izlemezsen, baştan sona izlemezsen, bu videoyu YouTube başkasına önermez ki. Sen çekiliş var videosunu görüyorsun, tıklıyorsun, alta katıldım yazıyorsun. Oh, bitti. Yani 10 dakikalık video 59 saniye izlenmiş dostlar. Yani bu kadar saçma, bu kadar hazıra konmaya çalışmak, yani bence çok komik. Ülkece tembelliğe, ne bileyim, hazıra konmaya o kadar alışmışız ki. Ya sen bir horoz olacaksın. Bakın, gerçek söylüyorum, ben bunu SF Dönmez amcamız, abimizden aldım, hediye etti bana. Bu horozun civcivken, yani 15 günlükken, bu adam bunu 50 TL'ye, 40 TL'ye, en ucuzu 25 TL'ye satıyor dostlar. Bu horoz, şimdi siz diyeceksiniz ki 150 TL, 100 TL. Hayır dostum, bu horoz 250 TL ile 500 TL arası. Taş gibi horoz ve zamanı da var. Yani 500 TL'lik bir horozu, ya diyelim ki 150 TL olsun, 150 TL'lik horozu, yani bir 10 dakikanı ayır da izle, bu adam benim için çekiliş yapıyor. Ona istinaden ben bu adamın söylediği gibi 10 dakikasını izleyeyim. Sen şimdi oraya katıldım yazıyorsun, bana Messenger'dan kuralların gerektirdiği iki resmi atmıyorsun. Ben şimdi 100 kişiye tek tek yazamam ki, kardeşim Messenger'a gir. İşte ekran fotoğrafını çek, abone olduğun ekran fotoğrafını çek, gir yoruma katıldım yaz. Tek tek size diyemem dostlar. Yani bunu diyemem. Bunu diyecek, örnek veriyorum, hadi benim 1000 tane yorum olsaydı katıldım yazan, ben 1000 tane adama nasıl cevap veririm dostlar? Benim ailem var, çalışıyorum. Yani biraz kendinizi benim yerime koyun. Bundan sonra katıldım yazanları kayla almayacağım. Alta da yorum yazmayacağım. Sadece yazabilirim. Sadece kuralları dikkatlice izleyin yazacağım. Tarafıma Messenger'dan gelirse kendisine bir numara vereceğim. Çekilişe katılmasını sağlayacağım. Ama aksi takdirde istersen linç etsinler, isterse sahtekar desinler. Ben artık yoruldum dostlar ya. Ya adam benim yaşımda, yani olgun bir adam, saçma sapan cümleler kuruyor dostlar. Yani biz bunu hak edecek ne yaptık bilmiyorum.
Kendilerinin de söyledikleri sözü kendilerine iade ediyorum. Ben onların seviyesine düşmeyeceğim. Dediğim gibi bu son çekiliş videom. Ben kemik kitleye hayvan sahiplendireceğim ve onların para kazanmasını sağlayacağım. Onlara düzenli olarak civciv veya yumurta veya tavuk göndereceğim. Buradan sesleniyorum. Kemik kitlede olmanız için de videolarımı her zaman olduğu gibi baştan sona izlemelisiniz. Yorum yapmalısınız. Önerilerde bulunmalısınız. Ben zaten kemik kitlenin benim videolarımı baştan sona izlediğini biliyorum. Neden biliyorum? Videolarda soru sorduğumda, mesela örnek veriyorum, 10 dakikalık bir videonun 8. dakikasında, 6. dakikasında bir soru sorduğumda o videonun o an o soruya takılıyorlar ve yorumlarda bunu belirtiyorlar. Yani adamın izlediğini oradan anlıyorum. O yüzden beni her zaman dinleyen, izleyen, takip eden dostlarımızı ödüllendireceğim ve ilerleyen zamanlarda Allah izin verirse hayvanlarımızı daha kaliteli, daha üst seviyeye taşıdıktan sonra onların para kazanmasını sağlayacağım. Nasıl sağlayacağım onu da anlatayım. Özellikle genç arkadaşlarımız iyi dinlesin. Benim biliyorsunuz yıllık 3000 ila 4000 arası yumurta paylaşım ticaretim vardı. Bilmeyenler Facebook'a girsin, geçen senenin paylaşımlarıma baksın. Yani yurt dışından misafirlerim bile geliyordu. Tayland'dan, Özbekistan'dan, Kuveyt'ten, Dubai'den misafirlerim geliyordu. Şimdi yine bu ticarete başlayacağım ama bu sene değil, seneye. Bu sefer daha çok cins olaya. Önceden sadece Brahma vardı ama şimdi koşin olacak, ne bileyim Hint olacak, daha çeşitlerimiz olacak, koşinlerimiz olacak. Bunların yumurtasından sipariş aldığımda hedef kitlemde olan aynı ırkların yumurtasını diyeceğim ki, örnek veriyorum, kim var bizi sıkı takip eden? Murat Mevlütoğlu var, Abdullah Kağnıcı var, Onur Özat var. Yani videoyu kısa tutacağım ve bir sürü, yani 10-15 tane kemik kitle sağlam adamlarımız var. Enes Sönmez'imiz var mesela. Ben örnek veriyorum, Enes'i arayacağım. Diyeceğim ki, Enes 12 tane, örnek veriyorum, Hint yolla. Abdullah 12 tane veya 20 tane veya 30 tane Brahma yolla. Adamın parasını yatıracağım. Yumurtasını yurt dışına göndereceğim. Ya böyle projelerim var. Ama dediğim gibi kursağımda bırakıyorlar. Ve biz yılmayacağız. Sadece hayvanlarımızı kemik kitleye sahiplendireceğiz. Bunu buradan belirtin. Tekrar söylüyorum. Kurallar belli dostlar. Bu videoyu da baştan sona izlemenizi ve çekiliş videosunu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Neydi kural? 1. Öncelikle kanalıma abone değilseniz bir abone oluyorsunuz. Daha sonra bu çekiliş videosunu kanalım, yani şu anki izlediğiniz videoyu değil, bir önceki çekiliş videomuzu Facebook'ta paylaşıyorsunuz. Daha sonra Messenger'dan katılmak istiyorsanız yorumlara katıldım yazıyorsunuz. Daha sonra Messenger'dan abone olduğunuz ve Facebook'ta paylaştığınız anın ekran fotosunu çekip Messenger'dan tarafıma gönderiyorsunuz. Ben de size bir numara veriyorum. Başarılar diliyorum. Bu kadar basit. 3 madde dostlar. Bakın 4 değil. Bakın kimisi diyor ki Instagram'a 3 kişiyi etiketleyeceksin. Instagram'da beni takip edeceksin. Facebook'ta çekiliş videomun altına, paylaşımın altına yorum yapacaksın. Döneceksin, çekiliş videomun altına 3 tane yorum yapacaksın. Yani sizi, şimdi onlara da hak veriyorum, yani büyümek istiyorlar. Ben de istiyorum büyümek. Ben bu tarz kurallar koyan arkadaşlarımı kınamıyorum. Onları kötülemiyorum. Ben sadece sizin daha çok anlaşılır bir şekilde, anlayacağınız bir şekilde kurallar koyuyorum. Ama hala siz videoyu izlemeyip, ya 59 saniye nedir dostlar? 1 dakika değil ya. Çekiliş videom 1 dakika izlenmemiş. Şimdi bu 1 dakika izlenen videoyu YouTube algoritması algılamaz ki, bu kötü bir içerik deyip başkasına göstermez. Yani keşfete düşürmez. O yüzden dediğim gibi çekiliş videosunu baştan sona izlemelisiniz. Ve kuralları uygulamalısınız. Bakın, kemik kitleye özel aslan gibi bir hintimiz var. Onu da göstereyim şöyle.
Bunu da 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız bir horozumuz. Ben bunu kemik kitle için sahiplen. Bakın yine kavga ediyorlar. Şöyle size göstermeden ayırayım hemen. Evet dostlar, diyeceklerim bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Umarım bana hak vermişsinizdir. Yani yorumlarda katıldım yazmanız yetmiyor. Kuralları uygulamalısınız. Eğer daha sonra çekiliş günü vakit geldiğinde canlı yayında ben katıldım benim ismim yok derseniz kusura bakmayın. Ben de size cevabım şu olacak kardeşim. Videoyu baştan sona izleseydiniz bu tarz olumsuzluklarla karşılaşmazdınız deyip konuyu kapatırdım. Benim içim rahat. Ben sadece bu videoyu baştan sona izleyenlere bu hayvanı sahiplendirmek istiyorum. Daha doğrusu şu hayvanı sahiplendirmek istiyorum. Bunu buradan belirteyim. Evet dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Thank you.